Bu New Query ekranına bastıktan sonra karşımıza çıkan ekranda arkadaşlar doğru veri tabanını seçmemiz lazım. Çünkü bazı kodlar yazacağız. Kodların nerede çalışması gerektiğini şu drop down listedeki yani combo box'taki seçim yardımcı olacak arkadaşlar. SQL dili burada yorum yapılırken iki tire atılıyor arkadaşlar. Structured Query Language olarak geçiyor. Bu Structured Query Language dediğimiz şey yapısal sorgu dili. Aslında belli işlemlerin emrini vermek için SQL'e kullandığımız cümlecikler ve dil olarak baktığımız zaman aslında çok kolaydırlar. Mesela nedir? Notin tablosunda az önce ben kategorileri listelettim. Neyi listelettirmiştim? Çalışanlar, employees, değil mi? Listelemiştim. Mesela ürünleri listelemek istiyorum. Select Yıldız from Products yazmam ve şuradaki execute'e basmam bunun listelenmesi için yeterli olacaktır. Karşıma gelen şeyde 77 tane ürünüm var benim arkadaşlar. 77 ürün gelmiş. Ürünün ID'si, supplier ID neydi? Tedarikçi ID'si, kategori ID'si, quantity per unit, birim fiyatı, stoktaki miktarı, tekrar sipariş seviyesi, işte ne kadar sipariş verilmiş, devamı var mı yok mu? Select Yıldız from products. From'dan sonra tablonun adı yazılır. From'dan sonra tablonun adı yazılır. Select ile from arasında yazılan yıldız ise tüm kolonları getir manasında kullanılır arkadaşlar. Eğer ben sadece belli başlı kolonları getirmek istiyorsam isimlerini yazarım. Mesela derim ki select product name. O kolonunu getirmek istiyorum. Sadece product name geldi. Arkada gördüğünüz şey, altta gördüğünüz şey, sonuç alanı arkadaşlar. Tablonun kendisi değildir. Sen bu sorguyu çalıştırdığında sana dökülen rapordur. Yani sen burada bir şey değiştiremezsin. Ayrıca değiştirebilsen bile burada bir şeyi gidip tabloya yansımaz. Bu tablonun kendisi değildir. Anlaştık? Bu sorgunun cevabıdır arkadaşlar sadece. Senin sorduğun soruya verilen cevaptır. Tek alan yaparsak nasıldı? Product name dedik. Mesela birden fazla alan. Select product ID product name from products dedim. Sadece bunu seçersem F5'e veya bu execute'a basarsam sadece bu çalışır. Yok hiçbir şeyi seçmeden basarsam kaç tane sorgu varsa hepsi çalışır arkadaşlar ayrı ayrı. Tamam. Ya benim burada bu şey gibi değil. Nasıl C#'ta kodu derlediğiniz zaman tüm kod derleniyordu değil mi? Burada öyle bir şey yok. Hangisini seçerseniz sadece onu çalıştırabiliyorsunuz. Böyle bir durum var. Product ID ve product name gelsin dedi. Değil mi? Bakın. Bu bir rapor dedik. Gerçekte tablonun kendisi değil. Yani şöyle bir şey de yapabilirdim. Select product name product ID from products. Ne oldu? Yerlerini değiştirdim, değil mi? Hiçbir sorun yok. İstediğini istediğin sırada getirebilirsin. Tamam? İşte select belki iki kere getirmen gerekiyor bir yerde. Product name virgül. Yani bunu böyle bir şey yapabilir misiniz? Anlatmak istediğim şey istediğinizi çağırmakta veya defalarca çağırmakta özgürsünüz. Direkt iki kere getirdim bu sefer. Tamam? İki kere yazarsan iki kere getir.
Arkadaşlar, SQL Server büyük harf küçük harf duyarlı değildir. Yine tanıdı değil mi? Bakın mavi yaptı yine. Mesela category name from oldu mu? Yine getirdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi SQL büyük harf küçük harf duyarlı bir dil değildir arkadaşlar. Anlaştık? Select cümleci anlaşıldı mı? Baktığınızda dünyanın en basit İngilizcesi aslında. Productlardan yıldız hepsi demektir değil mi? Görmüştük. Seç. Bu productlardan hepsini seç. Productlardan ürün isimlerini seç. Değil mi? İşte ne? Ürün adını ve ürün ID'sini seç. Var mı buraya kadar bir sorumuz? Şimdi bu sorguları çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü yaptığımız bir projenin yaklaşık %80'i arkadaşlar bu select sorgularıdır. Bir projenin %80'i select sorgularıdır. Mesela bunlar select sorgusu. Bunlar select sorguları hep. Select sorguları. Select sorguları. Geldim mesela tıkladım buraya. Böyle bir şeyi açtım. Bakın. Yine fırsat ürünleri. Yine bir select sorgusu. Yeni ürünler select sorgusu. Bu bir select sorgusu. Bunlar select sorguları. Bu bir select sorgusu. En çok satanlar select sorgusu. Hep bunlar arkadaşlar select sorguları. O yüzden siz bunları öğrenmeye başlıyorsunuz. O kolaydır, sıkıntısı yoktur. C# göre çok daha kolay bu değil mi? Select yazmak. Hatta böyle işin kolayını seven arkadaşlar genelde hocam ben SQL uzmanı olacağım, C# çok sevmedim. O daha iyi diyorlar. Neden? İşte SQL dili programlamaya yönelik bir dil değil arkadaşlar. Daha çok sorgulama dili. Zaten query language diyor değil mi? Ama C# dediğiniz şey programlama dilidir. Bu sorgulama dili arkadaşlar. Bütün veri tabanı sistemleri genel olarak SQL tabanlıdır arkadaşlar. Yani MySQL'de kullansan, Oracle'da kullansan, Access'de kullansan şu select yıldız from'u bilmek zorundasın. Ki bu okullardan mezun olup da farklı sistem gören arkadaşlarım bilirler. Değil mi? Direkt select. Mutlaka öğrenirsin bunu. Arkadaşlar select böyle gidiyor. Tabii ki hep ürünlerin tümünü sorgulamazsınız. Mesela dersin ki fiyatı şundan küçük olanları. Değil mi? Hani ürün aramaları falan yok mudur? Şu fiyatlar arasında getir. Değil mi? Ya da şundan ucuzlar, şundan pahalılar. En pahalısından getir, ben zengin çocuğuyum. Mesela. Değil mi? Bu da bir sorgu. Ne istiyorsunuz? En pahalısından. Gibi. İşte arkadaşlar select yıldız from mesela products ver nerede demek değil mi normalde? Ver mesela unit price büyük 50. Birim fiyatı 50'den büyük olanları getirdi. Bakın unit price 97, 62, 5, 81. Halbuki normal çektiğimde 77 satır geliyordu. Şu anda sadece 7 satır geliyor bana. Bakın hepsi uyuyor değil mi koşuluma? İşte mesela bunları da sıralarken şöyle bir şey istiyorum.
fiyatı büyükten küçüğe sıralasın. Ya da küçükten büyüğe. Orada da order by diye bir şey kullanabilirsiniz arkadaşlar. Order, listeleme manasında nedir? Unit price'a göre sırala. Normalde ascending denir arkadaşlar. Artan sıralama, A'dan Z'yedir bu. Bir şey yapmazsanız da aynısı kabul edilir. Bastım. 53, 55, 62, 5, 81, 97, 123, 263.5. Doğru gitti değil mi? Artan bir sıralamaya sahip unit price. Unit price'a göre artan bir sıralama yaptık. Bakın artık ID'leri karışık olarak geliyor benim karşıma. Gördünüz mü? ID'ler artık karışık ama bunlara göre sıraladık. Order by unit price. Mesela azalan istiyorsunuz. Descending yazıyorsunuz sonra. Böyle yaparsanız azalan sıralama. Bastım. Fiyatlar tam tersi listelendi şu anda da. Tamam. Mesela 50'den büyük demiştik. Böyle yaparsam da ne olur? 50'den ucuzu. Ben fakirim, bana ucuzundan getir ürünlerim. Değil mi? Bastık. 50 ürünüm şey pardon 70 ürünüm 50'nin altında fiyata sahipmiş. Doğru mudur? Bizde eşit eşitle değil mi? Sahip mi eşit mi diye kontrol ediyorduk. Burada tek eşitle kontrol ediyorsunuz. Unit price'ı 50 olanları getirdim. Var mıymış? Yok. 49 yapalım mı? Var mı bakalım? Hop. Seçmedik ya. Yine yokmuş. Mesela 18 var benim bildiğim. Yine seçmedik. Değil mi? 18 dolarlık 4 tane ürünüm varmış benim mesela. Fiyatı sadece 18. İyi de zaten artık mesela 18 kullanacaksam order by kullanmama gerek yok. Zaten hepsinin fiyatı aynı değil mi? Mesela o zaman ben ID'sine göre sırala dersem ya da adına göre sırala. Ne yapacağım? Product name'e göre sırala. Şu anda azalan sıralar değil mi? Z'den A'ya. Still is too demiş. Like a liqueur diye. Chartreuse verte. Bir de çay. Çay dediğiniz şey bildiğiniz Japon çayı. Tamam? Onun adı çay geçiyor arkadaşlar. Japon çayının alası. Biz bunu ileride Rize çayı yapacağız. Bakın artık product name'e göre. İşte buraya derim ki artık product ID'ye göre sırala. Bastım 76, 39, 35, 1. Bunu ask yaparsak ne oluyordu? Küçükten büyüğe doğru değil mi? Bir şey yapmazsak da aynı. Default'u ascending yani order by. Anlaştık. Var mı buraya kadar bir sorun? Verle alakalı. Bunun böyle böyle oldu. Peki bazen koşul birleştirmek isteyebilirsin değil mi? İşte bu böyle böyle olsun. Bu da böyle böyle olsun. Hani hem kırmızı olsun hem ucuz olsun. Değil mi? And kullanırız. Or dersek bu veya bu olsun gibi olur. Şunları bir yorum haline getireyim. Ctrl KC yine çalışıyor burada arkadaşlar. Management Studio C# yazılmış bir program. Visual Studio yazan ekip yazmış. Hatta bu ekranları biz Visual Studio'da bile yakalayabiliyoruz aslında. Bazı noktalarda. Şimdi devam ediyorum. Mesela dedim ki Select from products where unit price küçük 18. Çalıştırdım.
18'den küçük, bakın sağ alt köşede 30 satır getirmiş. Görüyor musunuz? Sarı şeritte 30 satır var diyor arkadaşlar. Mesajlarda da görebilirsiniz. 30 ürün var. Kategorilerine bakın. 8, 3, 3, 3, 5, 6, 1, 2. Değişik kategorileri var. Bir de mesela Select Yıldız From kategori üzerinize, birinci kategori arkadaşlar beverage. Beverage içecekler olarak geçer. Tamam. Hatta otelcilikte çalışan varsa F&B vardır. Yiyecek içecek bölümü arkadaşlar. Food and beverage olarak geçer. Hani drinks olarak geçmiyor bu olarak. Tamam. Kategorize ederken. Şimdi unit price eşit şey küçük 18 olsun. Kategori olarak da içecekleri. Yani 18 dolardan ucuz içecekleri istedim ben. Tamam. Hatta eşitte koyabiliriz. Şimdi birleştirmem lazım. And vardı. Hani biz böyle kullanıyorduk ya. Burada böyle arkadaş. Tamam kullanımı. And ne yaparım? Kategori ID'si eşittir 1. Ne oldu? Hem içecek kategorisinde olsun hem de ucuz şeyler. Bastım. Azaldı değil mi? Bakın. 18'den ucuz. Nerede fiyatlar? Mesela dedim ki burada 2. Artık farklı bir şey değil mi? 18'den ucuz ama farklı kategorideki ürünleri çağırdım. Mantığı budur arkadaşlar. Bastım. Oldu mu? Yemiyor değil mi? Şimdi devam ediyorum. Select Yıldız From Product demiştik. Mesela burada Select Yıldız From dedim. Tüm alanları seçiyorum. Ama şimdi yorum yaptım. Kalsın. Mesela paketinde kaç tane bulunuyor? Ve ürünün adı ne? Birim fiyatı ile ilgileniyor muyum? Ekranda gözükecek mi? Çalışır mı sizce bu? Çalışır arkadaşlar. Tamam. Koşulda ne verdiğin önemi yok. Şöyle bir şey diyorum ben. Mesela diyelim ki Sevda'nın çantası önümüzde. Çantanda ağırlığı 100 gramdan küçük olan şeylerin ismini söyle. Ha, ağırlığını getir demek zorunda değilim ben. İlla ağırlığını söyle demek zorunda değilim. Sadece isimlerini istedim. Burada da öyle. Birim fiyatlarını ekranda göster demek zorunda değilim. Sadece ismiyle paketinde ne var ne yok onu söyle diyebilirim ben. Anlaştık mı? Yani verden sonra yazdığınızı illa ekranda göstermek zorundasınız diye bir kural yok. Anlaştık. Devam ediyorum. Şurada Tools, Options, Text Editor, All Languages, WordWrap olarak seçtim arkadaşlar. Aşağı kalsın. Ki sıkıntı çekmeyelim. Ctrl-KC dedim. Devam ediyorum. Mesela şu aralıkta olanları getir. Ha, bizde yok. Şimdi mesela unit price'ı büyük olsun. Bakın şimdi burada or yazarsam ne değişir? Bak kategori ID'si
Kategori ailesi karma karışık çıktı değil mi? 42 satır geldi arkadaşlar. Nedir durum? Ya 18'den küçük olacak ya da kategori ailesi 2 olacak. Değil mi? Her şeyi getirdi. Ben şöyle bir şey istiyorum. Mesela bu sefer ben fiyatı şöyle yapalım. 18'den küçük veya 'Kaç satırı getirir sizce? Ya da neleri getirecek? Her şeyi getirir. Hayır, tüm ürünleri getirir. Neden? 18'den küçük olsun. Bakın 18'den 0'a kadar aldın mı sen? Evet. Ya da 10'dan büyük olsun. 10'dan 263.5'ti değil mi en büyük gördüğümüz? Oraya kadar hepsi 10'dan büyük. Veya dediğimiz için 77 ürün var, hepsi geldi. Burada ne yapmam lazım o zaman? Ant dedim 20'ye düştü. Ne oldu fiyatlara bakın. 18 ile 10 arasında. Hatta şöyle order by unit price çekersek unit price'a bakalım. 12'den başlayıp maksimum 18'de bitiyor arkadaşlar. Tamam. End ile bağlamak gerekiyor. Değil mi? Ha, bunun daha bir kolayı var. Nasıl bir şey bu? Hani prepositions var. Ne deneyeceğim? Hatırlıyor musunuz? In, on, at, under, between, opposite. Tamam mıdır? Unit price arasında olacakmış değil. 18 ve 10. Bastım. Yemedi. Neden? Bak şimdi. Doğru sırayla verirsen onu da dahil etti bakın. 18 de dahil etti değil mi? Alt sınırda, üst sınırda dahil olarak çalışıyor arkadaşlar. 23 satır gelmiş. Between de bu işi yapıyor sizin için. Tamam mıdır bu da? Arasında. 10 ve 18 arasında olanı getirdim değil mi? Alt sınıf üst sınıf da dahil olarak çalışıyor arkadaşlar. Bu ne getirir? 73 satır gelmiş. 4 tane 18'lik ürünüm var benim normalde. Doğru biliyor arkadaşlar. Bakın isterseniz şey yapalım. 77 ürünümüz var. 4 tane böyle. 73 de bakın şurada yazıyor. 73 satır gelmiş. Şurada da görebilirsiniz. 77'ye tamamladık. 18 harç her şeyi getirmedi değil mi? Not diye bir şey de var burada. Birazdan göreceğiz onu. Bakalım bu çalışır mı? C# yazdığımız teknik değil mi? Eşit değilse. Bu da çalışıyor. Aynı işlemi yapıyorlar.
Ne yapmış oldu size hedef? Fiyatın içerisinde 18-17 var. Fiyatı 18, 10 ya da 24 olanları getir. Bak ekrana, fiyatlar o grubun içerisinden seçildi değil mi? Olmayanları getir değil mi? Not in mass, nedir? Oldu mu? Ne oldu? Bunlar dahil olmasından ne olursa olsun demiş olduk değil mi? Not in. Burada ünlem yer miydi? Zaten baştan ağladı bana değil mi? Not in dedi. Ver product name. Mesela C ile başlayanları. Burada string yok. Her şey tek tırnak arasına. Olur mu böyle bir şey? Oldu değil mi? 74 satır gelmiş arkadaşlar. Ben C'den büyük dedim. O zaman öyle yapacaksak ne yaparız? Neden C'den büyük? Sadece adı C harfi olanlar olsaydı onu almazdı. Ama çayı C'den sonra H var. C'den büyük oluyoruz. Tamam? O yüzden yoksa hatalı bir şey yok. Sadece adı C olan bir ürün olsaydı gelmeyecekti. Anlaştık? Devam ediyorum. Product name büyük C dedik. C ile başlasın. Sonu ne olursa olsun. Ne diyeceğiz? Product name hoşlanır C'de. Yüzde. Arkadaşlar yüzde karakteri şu iş yapıyor. Bakın like gibi manası veriyor bize, tamam? Benzer manası verir. C ile başlasın. Sonu kaç karakter olursa olsun ve bu karakterler ne olursa olsun. Yani sınırsız sayıda farklı karakterleri temsil edebilirsiniz şeyle. Yüzde ile. Mesela bu C ile başlamasını söylüyor. Eğer şöyle bir şey yapmış olsaydık. Başında da olabilir, sonunda da olabilir. İçerisinde herhangi bir noktada C bulunanları getir dedim. 37 satır geldi arkadaşlar. Tamam. C ile başlayanları getir dedim. Chocolate, çay, çam, çep, antins, carnavoron, cote de blaye demiş. Değil mi? Bakın. Bir sürü ürün geldi ama hepsi C ile başlıyor. Mesela ikinci karakteri C olanları getir bana. Alt çizgi arkadaşlar. Alt çizgi yaparsanız bir karakter ama ne olduğu farklı değil. Yüzde yaparsanız hiç ya da yani sayısı belli değil. Hiç olmayabilir de ama tek karakter de olabilir. 10 karakter de olabilir. Fark etmiyor. Tamam. Ne oldu? İstediğimi tamamladı mı? Ne dedim ben? İkinci karakteri C olsun, sonun önemi yok. Değil mi? Dediğim bu. Mesela böyle yaparsam aynen öyle değil mi? Bastın.
Yakaladık. Böyle yaparsam 3 tane yaptım. 4 karakterli olsun. Son karakteri C olsun. Değil mi? Yok mu şöyle bir şey? Bakalım var mı? C'yle bir tane yokmuş zaten. Tamam. Mesela E ile biten. Bana E ile bitenleri getirdim. 17 tane. Mesela 10 harfli. 4 tane bastım. Yokmuş. 9 harf. 9 harfli bunlar varmış. Tırta varmış. Çaklık varmış. 8 yokmuş. 7 yokmuş. 6. Yok. Böyle E ile bitenleri getiriyorum. Ne oldu? Aynen budur arkadaşlar. Başka bir şey yok değil. Çay, çam yer mi? Oldu değil mi? Uzunlukları hep farklı arkadaşlar. Site içi arama motoru mantığıdır arkadaşlar. Böyle like diyen aratırsınız. Bakın Google sizin arabalarınızda ilk önce birebir uyan var mı diye bakıp sonra işte cümle içinde geçiyor mu, kelimenin içerisinde geçiyor mu? Böyle bakmaya başlar. Mantığı budur Google'un. Like ile aratırsın. Yoksa birebir eşitlikle aratırsan bunu böyle hiçbir şey getiremezsin. Ha, içinde böyle bir şey yazan yok ki. Yani bu karakterler direkt böyle bir kayıt arıyorsun şu anda eşitlediğin için. Özelliklerini yitirdiler. Ancak like ile özel karakter modunda oluyor. Tamam. Select product name like. Bu ne? Ne oldu? Söylüyordunuz. Birinci harfi C olsun, ikinci harfi köşeli parantez. Sonrası böyle sapık olsun falan. Arkadaşlar birinci harfi C olsun, ikinci harfi A olmasın da ne olursa olsun. Demek şu kısım. Tek bakın iki karakter kullanmanız gerekiyor. Bunların tek parçadan olduğunu söylemek için de köşeli parantez koymamız gerekiyor. A olmasın demek için bunu yapmanız lazım. Çalıştırdım. Hop. Bastım. İkinci harfi A olmayan C ile başlayanları. Mesela dedim ki T ile var mı? Bastım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Maksat budur. Mesela hep CH, CH, CH diye başlıyor değil mi? Bir tane Code de Blair denilen bir şarap var. Bakın ikinci harfi H olmasın dedim. Ne oldu?
Gitti değil mi? C, H ile başlayanların hepsi yok oldu. C ile başladı. İkinci harfi O dışında, şey A dışında, aman taş dışında bir şey olsun dedi. Ve yaptım gitti. Bu da böyledir arkadaşlar. Bu olmasın. Bir tane daha göstereceğim. Buna benziyor. Bu ne oldu şimdi? İkinci harfi H ve K olan. Aynı anda hem H hem K ama ikinci harf. O zaman CHK diye yazardım o zaman. Ne bir şey aldım. Aynen öyle. İkinci harfi H veya K olanları getir demekti bu. Tamam. Şöyle bir şey yapalım. Bakın Code de Blaya vardı değil mi? O ile başlayan. Onun gelmemesi lazım. Oldu mu? İkinci harfi H ya da A. Bakın Code de Blaya yok burada. H veya A'lar gelmiş. Tamam. Bu da böyle bir şey. Şöyle bir olay da olabilirdi. Böyle olursa ne olur? A ile K arasında manası verir arkadaşlar. Tamam. A ile T arasında olanlar. Aslında Code de Blaya'da geldi değil mi artık? Efendim? Ne? Evet, saçma olur. Niye? Böyle yaparsın. A, T, V yaparsam ancak böyle bir şey olur. Anlaşıldı mı da? Belli bir aralık vermek istiyorsan trail'e koyuyorsun. Şu ikisinden biri ya da üçünden biri hiç fark etmez arkadaşlar. A, T, K. Şu dördünden biri olsun ikinci karakter dediğiniz. Köşeli parantez olduğunda hala ikinci karakterden bahsediyorsun anlamına geliyor. Tamam? Yoksa zaten yan yana olmasını istiyorsa düz yazardın. Niye köşeli parantez kullanırsın ki? Değil mi? Arasında olmasın. Efendim? Arasında olmasın. Arasında bunların arasında bunlar olmasın. Bilmiyorum, görmedim. Tamam. Yok, olmuyor. Bildiğim kadarıyla. Aldım. Şöyle bakalım bir de. Böyle de. Tamam. Bugünlük bunlar bu kadar arkadaşlar.